Bir defa zekat bir temizlik vesilesidir. Yani hem ruhların temizliği, hem duyguların temizliği, hem malın temizliği. Kısacası her yönüyle bir temizlik faaliyetidir. Dolayısıyla insanlar bu noktadaki görevlerini, yani zekatlarını verdikleri zaman inanıyoruz ki hem malları temizlenecektir, hem ruhları temizlenecektir, hem onları istila eden bir takım olumsuz duygular inşallah bu vesileyle bertaraf edilmiş olacaktır. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de özellikle cimrilikten bahsederken buyuruyor ki وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim ki nefsinin cimriliğinden kurtulacak olursa işte onlar kurtulmuş olanlardır. Dolayısıyla o nefsin cimriliği ancak işte bu şekildeki mali ibadetlerin ifa edilmesi sonucunda belki gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım zekat evet insanlar için bir temizlik vesilesidir. İnşallah aynı zamanda günahlardan da temizlenme aracı olur. Bu vesileyle zekatın sadece böyle efendim söyleyeyim fakirleri sevindiren bir özellik veyahut da sadece hemen çıkarıp birkaç kuruş verilmesi şeklinde değil, bunun ibadet şuuruyla verilmesi, dolayısıyla o temizlik aracı haline getirilmesi önem arz etmektedir. Şimdi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Onların mallarında, onların malları derken demek ki Allahu Teala kendilerine bir mal vermiş zümre vardır. O zümreler de biz onları zengin olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla zenginlerin mallarında muhtaç olan insanlar için, fakir olan insanlar için bir hak vardır. Yani bu aslında insanlar zekatı verirken lütuf ederek veyahut da minnet altında bırakarak zekat vermemeleri gerektiğinin de bir tespitidir aslında bu. Çünkü Allah-u Teala orada onlara sadece lütuf olarak verin demiyor. Orada bir hak vardır. Bu hak yani malınıza saklı tutulan bir malın ondan sonra fakirlere, muhtaçlara verilmesi şekliyle anlatılıyor. Dolayısıyla zengin olan kardeşlerimizin fakir olan kardeşlerine bu şekilde onların hakkı olan ama kendileri aracı kılınmak suretiyle efendime söyleyeyim verilmesi gereken bu malı vermek suretiyle zekat görevlerini yerine getirmiş olurlar inşallah. Bizim özellikle tükettiğimiz ve ticaret malı olarak kullandığımız mallarda zekat söz konusu. Dolayısıyla bir örnek vermek gerekirse bir fabrikamız varsa bu fabrikada bizim tüketmiş olduğumuz mallar vardır. Ticaret malı olarak kullanmış olduğumuz mallar vardır. Aynı zamanda efendime söyleyeyim o malları işletirken kullanmış olduğumuz bir de araçlarımız vardır. İşte bu araçların zekatını biz vermiyoruz. Sadece bizim elimize gelip ondan sonra tekrar ticaret amaçlı olarak elimizden çıkan malların zekatını veriyoruz. Bir insanın eline nisap miktarı dediğimiz işte bu yaklaşık olarak 80 küsür gram altına denk gelecek bir maldır. Dolayısıyla bu noktada yani bu kadar bir mal elimize geçtikten sonra üzerinden bir yıl geçmesini bekleriz. Diyelim ki bugün mesela ayın kaçıdır? İşte Ağustos'un 15'i. Dolayısıyla önümüzdeki Ağustos'un 15'ine kadar, tabii bu kameri yıla göre olması gerekiyor. Üzerinden bir yıl geçtikten sonra o tarih nereye gelirse, bu bazen Ramazan'a gelebilir, bazen Ramazan'ın dışına gelebilir. Dolayısıyla Ramazan'ın dışına da gelse bile o zekatın o zamanda verilmesi gerekiyor. Onun için özellikle Ramazan'ın beklenmesi uygun olmaz. Ancak Ramazan nasıl olsa gelecekti. Diyelim ki benim mesela işte zekatımı verme saatim örnek olarak söylüyorum Şevval ayındadır. Ama Şevval ayı gelmeden ben Ramazan'da özellikle vermek istiyorum, Ramazan'ın bereketinden de istifade etmek istiyorum dersen bu da güzel bir davranıştır. Ama Ramazan gelsin ondan sonra vereyim diye geciktirilmesi uygun olmaz. Herhangi bir mazeret olmadan bir insanın taksit yoluyla veya da geciktirmek suretiyle zekatını ertelemesi doğrusu uygun değildir. Onun için bunun peşin olarak verilmesi asıl olandır. Bunu herkesin prensip haline getirmesi gerekiyor. Efendime söyleyeyim tamamıyla süsten başka bir amacı taşımadan sadece süs gayesiyle almış olduğu mesela bilezik olabilir, küpe olabilir, buna benzer şeyler olabilir. Özellikle İmam Şafii mezhebine göre bunların zekatta verilmesi gerekmiyor. Ancak diyelim ki bu aldığımız şeyler aynı zamanda süs eşyasıdır ama aynı zamanda da yatırım amaçlı olarak alınmıştır. Dolayısıyla bu şekilde yatırım amaçlı olarak alınan altınlar her ne kadar zinet eşyası olarak da görülse bile, bazı kadınlar bunu zinet eşyası olarak takıyorsa bile ama amaç yatırım olunca
Dolayısıyla kadında da sadece emanetçi olarak bulundurulduğundan dolayı onların zekatının verilmesi gerekiyor. Yani şöyle bir anlayışla zekattan kaçma anı çok yanlış. Onun için Allah-u Teala madem ki bir nimet vermiş, bir mal vermiş, herhangi bir şekilde efendime söyleyeyim kendimizi veya da başkalarını kandırmak suretiyle değil de tamamıyla bir borçluluk, bir şükran borcu hissiyatıyla bunun verilmesi en güzel olanıdır. Müslümana yakışan olan da budur tabii ki. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zekatın kimlere verileceği gayet açık bir şekilde zikredilmiş. 7 sınıf insan orada zikrediliyor. İşte fakirlerdir, miskinlerdir, yetimlerdir, efendime söyleyeyim yolda kalmışlardır, Allah yolunda cihat edenlerdir vesaire. İşte orada 7 tane sınıf ayrıntılı olarak zikredilmiş. Ama hepsinin ortak şeyi şu özelliği. Zekat verilecek makam tamamıyla insan makamıdır. Yani kuruma zekat verilmez. Kuruma. Dolayısıyla hatta caminin yapımına dahi zekat verilmez. Kur'an kursu yapımına verilmez, okul yapımına verilmez, çeşme yapımına verilmez. Çünkü zekatın hedefinde insanın kendisi vardır. Şimdi gayrı meşru yollardan elde edilen malların zekatı olmaz. Zira o mallar o elinde duran kişinin malı değildir. Dolayısıyla malınız olmayan bir şey söz konusu ise onların zekatı da elbette ki olmaz. Bir defa altını çizmek lazım. Elimizde gayrimeşru malların bulunması aynı zamanda o malların elimizde bulunduğu müddetçe günahkar olduğumuzun hatta zalim olduğumuzun bir işaretidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle. Dolayısıyla insanların arasındaki o muhabbetin tazelenmesi için, huzurun tesisi için, barışın tesisi için, efendime söyleyeyim kardeşlik ruhunun tekrar dünyaya hakim olabilmesi için ve aynı zamanda Rabbimizin de rızasını kazanmak suretiyle o paylaşım anlayışının ortaya konabilmesi için zekat hakikaten önemli bir görevdir. Zaten zekat aslında insanların mali noktalardaki Allah'a karşı olan görevlerini yerine getirme noktasında bir öncüdür. Zekat bir köprüdür. Arkasından da o köprünün üzerinden nice mali efendim söyleyeyim imkanlar da diğer kardeşlerimize ulaşabiliyor. Hakikaten zekatın hakim olduğu bir toplumda bir bakıyoruz ki orada muhabbet vardır, orada kardeşlik vardır, orada paylaşım duygusu vardır, orada insanların diğer gamlık duygusu yani başkalarını düşünme şeyi vardır. İşte bu anlayış aynı zamanda zekat yoluyla çok iyi bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Yani dinimizin bu anlamdaki güzelliklerinin de ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. O açıdan mümkün mertebede zekat mefhumunu ciddi bir şekilde bizim ne yapmamız gerekiyor? İslam gereği olarak sergilememiz gerekiyor. Bir insanın efendime söyleyeyim ben fazla mal istemiyorum, zenginlik istemiyorum. Efendime söyleyeyim ben bu şekilde kıt kanatla geçineyim anlayışı yerine bir insanın çalışayım, kazanayım, başkaları da kazansın, onlara da ben onların da istifadesine sunayım kazandıklarımı. Böyle bir şuurla hareket etmesi daha yerindedir.